Binanın inşaatı sırasında temelde, temel perde duvarda ve kot altına gelen duvarda yalıtım yapılmadığı durumlarda, asansör boşluğu, depo, garaj gibi mekanlarda suyun negatif yönden ilerlemesiyle yapıya sızan su, göllenme, yüzeylerde küflenme gibi istenmeyen sonuçları beraberinde getirir. Bu uygulamada asansör boşluğu, toprak dolgulu alanlar, depo, garaj, bodrum katı gibi mekanlarda hem negatif hem de pozitif yönden yalıtım sağlayan mega izokristalize kullanılacaktır. Uygulamadan hemen önce beton yüzeyler temiz su ile dikkatli bir şekilde nemlendirilmelidir. Yüzey suyu çekene kadar beklenmeli, uygulama sırasında yüzeyin ıslak değil, nemli olmasına dikkat edilmelidir. Sadece beton yüzeylerde kullanıma uygun mega izokristalize su yalıtım harcı, fırça ile suya çok doyurulmadan, nemlendirilmiş yüzeye iki kat olacak şekilde uygulanmalıdır. İlk kat uygulandıktan en az 6 saat sonra, ikinci kat uygulama, birinci kat uygulamaya dik yönde olacak şekilde yapılır. İkinci kat uygulamasının birinci kat uygulamasından 12 saat veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda uygulama öncesi yüzey tekrar nemlendirilmelidir. Ürünün içeriye penetre olabilmesi için uygulama sonrası yüzey 5 gün süreyle günde 1-2 defa nemlendirilir.